Kur'an sevdalısı, ilim aşığı, genç sahabe Hazreti Muaz 18 yaşında İslam'la şereflendi. İkinci Akabe biatına katılarak Peygamber aleyhisselama bağlılık yemini etti. Hazreti Muaz'a Resulullah aleyhisselam, "Muaz ne iyi adam" diye iltifat eder, kıyamet gününde onun alimlerin önünde yürüyeceğini söylerdi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in katiplerindendi. İnsanlara iyi ve hayırlı olanı öğretmesi ve güçlü bir imana sahip olması sebebiyle sahabeler Hazreti İbrahim peygambere benzetirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafeti zamanında fıkhi meseleler için Muaz bin Cebel'e başvurulmasını tavsiye ederdi. Muaz bin Cebel geceleri bir süre uyuduktan sonra kalkıp Kur'an okur ve namaz kılardı. Daha dinç ibadet edebilmek niyetiyle uyuduğunu, bu sebeple uykusundan da sevap beklediğini söylerdi. Buhari'de geçen bir hadisi şerifte Peygamber aleyhisselam, "Kur'an'ı 4 kişiden öğreniniz" müjdesine nail olan Muaz bin Cebel'le yine bu güzel müjdeye nail olan Kur'an aşığı Abdullah bin Mesud'u Peygamber aleyhisselam hicretten sonra kardeş ilan etmişti. Hazreti Muaz, Resulullah aleyhisselamın yanından ayrılmamaya özen gösterir, uzun yolculuklarda dahi ona merak ettiği konularda soru sormaktan geri durmazdı. Muaz, Hazreti Peygamber'e "bana cennete girmemi sağlayacak bir davranış söyler misin?" demiş. Bu soruyu çok beğenen Peygamber aleyhisselam ona, "sen bana önemli bir soru sordun. Fakat bu iş Allah'ın hayır dilediği kişiye kolaydır" buyurduktan sonra Allah'a ve ahiret gününe iman eder, namaz kılar, yalnızca bir olan Allah'a kulluk eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmaz, ölünceye kadar da bu hal üzere kalırsın diyerek mukabelede bulundu. Muaz bin Cebel'le sohbetine devam eden Resul-i Ekrem ona dinden bahsetmiş ve şöyle buyurmuştur: "Bu işin, dinin başı Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna iman etmek, bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermek, dinin zirvesi de Allah yolunda cihat etmektir." Görüldüğü üzere Hazreti Peygamber aleyhisselam Allah'a imanın amelle olgunlaşacağını ve imanda zirveye çıkabilmenin yolunun ibadet ve amellerle mümkün olabileceğini belirtmiştir. Bir seferinde Hazreti Muaz'a, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerinde hakkı nedir bilir misin?" diye soran Peygamber aleyhisselam, "Allah'a kulluk etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır" diyerek kendi sorusuna cevap vermiştir. Muaz bin Cebel, Allah Resulü ile birçok sefere katılmış, onunla birçok kez yolculuk yapmıştı. Bu yolculuklarından birisinde Peygamber Efendimiz bineğinin terkisindeydi. Bu, Hazreti Muaz'ın Allah Resulüne fiziksel olarak en yakın olduğu anlardan biriydi. Aralarında sadece semerin arka kaşı vardı. Allah Resulü arkasında oturan Muaz'a "Ya Muaz" diye seslendi. Muaz bin Cebel ise "Buyur ya Resulallah" dedi. Bir müddet yol dağı aldıktan sonra Peygamber aleyhisselam bir kez daha seslendi. "Ya Muaz, Allah'ın kulları üzerinde hakkı nedir bilir misin?" diye sordu. Muaz bin Cebel, "Allah ve Resulü bilir" dedi. Peygamberimiz ise "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı yalnızca ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır" buyurdu. Bir müddet sonra tekrar "Ya Muaz" diye seslendi. Bunu yaptıkları takdirde "kulların Allah üzerinde hakkı nedir bilir misin?" dedi. Hazreti Muaz, "Allah ve Resulü bilir" cevabını verdi. Peygamberimiz de "onlara azap etmemesidir" buyurdu. Peygamber aleyhisselam Yemenlilere "Muaz bin Cebel'i size arkadaşlarımın en uygun olanını gönderiyorum" diyerek takdim etti. Peygamber aleyhisselam Hazreti Muaz'ı Yemen'e elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla gönderirken kadılık yaparken nasıl hüküm vereceğiyle ilgili aralarında geçen konuşması meşhurdur. Allah Resulü Hazreti Muaz'a soruyor:
sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Hazreti Muaz da Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. Peygamberimiz onun hakkında Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan Resulullah'ın sünnetiyle, Resul'ün sünnetinde de yoksa kendi görüşümle içtihat ederek ona göre hüküm vereceğim dedi. Peygamberimiz verilen bu cevaplar üzerine mübarek elini Muaz'ın göğsüne koyarak duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi. Resulünün elçisini muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Yemen heyetini uğurlarken bir süre Muaz bin Cebel'in yanında yürüyen Resul-i Ekrem'in ona belki bir daha görüşemeyeceklerini, Medine'ye döndüğünde sadece mescidini ve kabrini bulacağını söyleyince Hazreti Muaz ağladı. Hazreti Peygamber de onu teselli etti. Resulullah aleyhisselam bir gün Muaz bin Cebel'in elinden tutarak ona şöyle buyurdu. Ey Muaz, Allah'a yemin ederim ki ben seni gerçekten seviyorum. Ey Muaz, sana her namazın sonunda Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et duasını hiç bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurdu. Muaz bin Cebel, Bedir Savaşı başta olmak üzere Huneyn ve Taif dışındaki bütün savaşlara katıldı. Hazreti Muaz, önemli görevler üstlendiği Yermük ve Ecnadeyn savaşlarıyla Şam'ın fethinde bulundu. Ecnadeyn savaşında da ordunun sağ kanadını kumanda etti. Peygamberimizin hicretin 9. yılı Rebiül Ahir'inde Muaz'ı Ebu Musa el-Eşari ile birlikte Yemen'e elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla gönderdi. Yemen'deki Beni Bekre kabilesinin Sekun kolundan bir hanımla evlenen Muaz bin Cebel, orada peygamberlik iddiasında bulunan ve kısa sürede Yemen'in birçok bölgesine hakim olan Esved'in 3 ay gibi kısa bir sürede ortadan kaldırılmasında önemli rol oynadı. Muaz bin Cebel, Resul-i Ekrem'den 157 hadis rivayet etti. Bunlardan ikisi Sahih-i Buhari ile Sahih-i Müslim'de, üçü sadece Sahih-i Buhari'de, biri de sadece Sahih-i Müslim'de bulunmaktadır. Diğer hadisi şerif rivayetleri ise toplu halde Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer aldı. Birçok konuda fetva vermesi, sahabelerin bilmedikleri hadiseleri ona sormaları, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın çok hadis bildiğini fakat az rivayette bulunduğunu göstermekte. Hazreti Peygamber aleyhisselamdan yazdığı hadisleri ihtiva eden bir sayfası olduğu da bilinmektedir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh 638 yılında Ürdün'de Kusayn-ı Halit bölgesinde Anvas Taunu diye bilinen veba salgınında iki oğlu ve iki hanımıyla birlikte vefat etti. Bugün İrbit vilayetine bağlı Avar-ı Şümaliye livasında kendi adıyla anılan köyde bulunan kabri üzerine küçük bir mescit ve türbe yaptırılmıştır.